Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Belediyenin ihtiyacı olan 300 personel erinin sadece itfaiye ve yangın güvenliği meslek lisesi, sivil savunma ve itfaiyecilik meslek yüksekokulu öğrencilerinden seçileceğini duyurdu. Mansur Başkanımız Türkiye'de bir ilki yaptı. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği mezunu çocukların işe başlamaları için ilanımıza da bu şekilde çıktık. Şu an aldıklarımız sadece yangın güvenliği ve itfaiyecilik mezunu çocuklar. Dün başladık başvuruları almaya. Burada Atatürk Spor Sarayı'nda alıyoruz. Bizim resmi kayıtlarımız 1000'in üzerinde ama gelen çocuklarımız şu an 300-350 geçti. Sabahleyin 8'de bu çocuklarımızı buradan alıyoruz. Kapıların girişinde dezenfektan işlemleri ve ateş ölçerlerle alınıp sağlıklı bir şekilde içeriye alıyoruz. İçeride çorba arabamız, çay arabamız. Çocukların çorba, çay, su ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 8'de mesafeye uygun bir şekilde arkadaşlarımızı içeriye alıyoruz. Bir ön kontrolümüz var burada. Okullarla ilgili ön kontrolü yapıyoruz. Burada bay ve bayanlar için boy ölçümü, yönetmelik gereği boy ölçümü için sağlık memurlarımız ölçülerini alıyor. Diğer masalarda arkadaşlarımız tekrar evraklarını kontrol edip en son bana geliyor. Kontrolünü yaptıktan sonra çocukların başvurularını kabul etmiş oluyoruz. Bitiyor. Peki efendim şartlarınız ne? Neye göre alıyorsunuz? Şartlarımız itfaiyecilik ve yangın güvenliği mezunu olacaklar. Mansur Başkanımızın bu konuyla ilgili çok büyük hassasiyet gösterdi. Yangın güvenliği ve itfaiyecilik mezunu çocukları alıyoruz. 100 tane meslek lisesi mezunu, 200 tane ön lisans mezunu, yangın güvenliği, itfaiyecilik mezunu arkadaşlar alacağız. Bunların yönetmelik gereği 5 katını sözlü sınava çağıracağız, uygulamalı ve sözlü sınava çağıracağız. Bunların uygulamalı ve sözlü sınavlarda İskitler'deki itfaiye kampüsümüzde yapılacak. O da 20'si ile 30 arasında olacak. Şöyle toparlayabiliriz herhalde. Burada başvurular alınacak. Evet. Bütün başvurular toplandıktan sonra İskitler'deki değerlendirme yerine gidilecek. Evet. Orada da başarılı olan 300 kişi alınacak. KPSS puanları yukarıdan aşağı dizilecek. O binadayı biz itfaiye teşkilatında sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutacağız. Ondan sonra bu 300 kişiyi belirleyecek ve onlar görevlerine başlayacak. Efendim ne kadar maaş alacaklar? 6.000-6.500 arasında maaş alıyorlar. Devlet memuru oluyorlar bunlar. Bunlar devlet memuru oluyorlar. Dolayısıyla bugün bir devlet memuru yani itfaiyede özel hizmet tazminatları falan vardı. 6.000-6.500 arasında maaş alacaklar. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümünden mezunsun ve Türkiye'de ilk defa sizin bölümünüzden mezun olanlara özel açılmış bir iş imkanı var. Bu neler hissettirdi sana? Yani bizim açımızdan çok iyi oldu gerçekten. İşi bilenlerin yani bu işin eğitimini almış insanların böyle şeylerde değerlendirilmesi gerçekten çok iyi oldu. Buradan derneğimiz var. Derneğimizin de çabalarını göz ardı etmemek lazım. Onlar da çok belediyelerden konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmadan sonra Konya, Tekirdağ, Sivas gibi belediyeler de artık bizim bölümümüzden almaya başladı. Bu şekilde yani işi bilenlerin geçmesi daha iyi oldu. Peki şimdi merak ediyorum. Diğer arkadaşlarına da okuldan mezun olan arkadaşlarına da görüşüyorsundur. İş bulabiliyor muydunuz daha önce? Şu an sizin okulunuzdan mezun olanların iş durumu nasıl? Benim 2-3 sınıfımdan 2 kişi kazandı. Ondan sonra bizim bölümden giden olmadı. Yani ben Kayseri A. Evren Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümündeydim. Yani özel sektörde de askerlik şartı olduğu için üniversiteye mi gitsin bu insan? Yani kararsız kalıyordu. Çoğu insanla yani günümüz şartlarında belli bir yakının sırtında biri olması lazım gerekiyor. Ondan ötürü çoğu insan yapmıyor. Hepimizi sevindirdi itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü mezunlarını. Ön lisansta da öyle, üniversite mezunlarında da için de güzel oldu. Mesela ben itfaiyecilik okudum, varıp elektrikçide iş çalışmam uygun olmaz. Elektrikçinin de itfaiyede çalışması uygun olmaz. Bu koşullarda diğer mesleklere de örnek olmasını diliyorum. Böyle bir şeyin olmasını bekliyorduk elbette. Çünkü liyakatlı bir alım olmasını istiyorsak elbette bu itfaiye mezunlarının alınması gerekiyordu. Herkesin başvurduğu zaman mesleği işin ehliyle yapmış olmuyor. Biz 2 yıl eğitimini gördük. Yani liseler de keza aynı şekilde 4 yıla kadar bunların eğitimini gördüler. Bu olması gereken bir şeydi. Daha bu alımlara kadar herhangi bir yere girebilen birkaç tane arkadaşım vardı. Onlar da ufak tefek özel firmalara girebilmişlerdi. Yani genelimiz %90'ımız boştaydı. Yani itfaiyeden herhangi bir yere girebilmiş değildik açıkçası.